Herkese yeni bir videodan merhaba ve günaydın. Saat şu anda 9:20 geç. Ben de Başak'la ders çalışmaya gidiyorum. Size daha önce günaydın dedim çünkü biz normalde 9'da buluşacaktık. Ama ben uyuyakaldığım için 9:30 yaptık şu an. Bir 10 dakikalık yolum var. Daha sonra siz de orada konuşuruz. Şimdi kahvaltım olan bu kahveli cuyku'yu içeceğim. Detoksa başladım arkadaşlar. 3 günlük bir detoks. Bu sabah kilomu tarttım. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum gerçek. Videoda görürsünüz yani. Şimdi deneyeceğim bunu. Hadi bakalım deneyelim. Bunun tadının güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü içinde kahve, badem ve hurma var hani. Herhalde güzel değilmiş. Yani çok harika değilmiş. Tatsız. Evet dostlar, şimdi biz Starbucks'a geldik. Başa kendine kahve alıyor. Ben tabii şunu içtiğim için ve bu detoks yaptığım için kahve de içemeyeceğim. 3 gün Başak da geldi. Hello. Kahve aldım. Başak videolarını da görmeyeli kaç? Çünkü sen neredesin? Aylar oldu. Abi? Sen çünkü Erasmus'taydın, farkındım. Burada yoktun. Oh. Döndükten sonra biz aslında buluştuk da. Ama kaç kere biz buluşmuyoruz. Evet. Şimdi derse başlayacağız. Başak sen makale yazacaksın değil mi? Edit yapmam lazım. Benim de edit yapmam lazım ama bugün edite vaktim zorundayım abi çünkü benim yarın video paylaşma günüm. Yani ben imkansız onu atlatam. O yüzden onu yapmak zorundayım. Benim salı günü sınavım var. O sınava çalışacağım. Benim yakın zamana kadar ömelim var. Umurumda değil neden? Çünkü son sınıfsın sen artık. Bir şey dedim, gidecek seni. Benim öyle değil ama. Ben şimdi başlıyoruz. Ben de kahve içmek istiyorum. Değil ama kahveli olmayı. Kahveli ama yine de tadı çok kötü ya. Nedenini anladım orada. Başak söyledi. Tabii diyetisyen olduğu için artık kendisi de olacak. Çok az kaldı. Şöyleymiş. Mesela bunun içinde hurma badem var ya. Ben direkt hurma bademi atmışlardır diye düşündüm. Meğersem öyle değil. Mesela hurmanın suyu ve bademin sütü gibi koymuşlar. O yüzden tadı böyle bir garip. Ama yapacak bir şey yok. İçeceğim artık. 10:30'a kadar falan bunu bitirmem lazım bu içtiğim şeyi. Dikle abi bak. Sonra dedim ki burnunu kapat. Yani dikle. Olmuyor. Hadi yap. İnsanların önünde yap. Ben sana yok çekeyim. Yavaş yavaş içeyim. 10:30'a kadar yavaş yavaş. Abi misafir içeyim. Onu içeyim. 10:30'a kadar mı içeceksin? Birazcık daha içeyim. Dikle dikle. Kırlı kırı çili kırlı kırı. Hayır ben suyu bile öyle içemiyorum bu kırlı kırı. Ben de yani. Manyak mıyım neyim, her şeyi böyle lıkır 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 içerim. Benim gitmiyor boğazımdan öyle lıkır lıkır. Dostlar şu an Başak 25 dakika güç uykusuna yattı. Ben de onun için şu an seyahat açtım. Görmüyorsunuz ama 25 dakika. Ben şu an devam. Gördüğünüz gibi not çıkarıyorum şu an. Demiyorum. Başak da uyandı bu arada. Ondaki sarıklık. Bu konuda hep böyleydim ben. Tada bakmak ister misin iki kaşığı? Yani mükemmel değil. Mükemmel alakası yok. Ama idare eder. Gerek. Başak bile beğenmediyse zaten fena değil. Güzel ama duyulmaz abi. Arıyorum zaten. Sanki ama öyle değil ya. Ay kendime geldim.
yesem böyle sağlıklı yaşam acaba alışır mıyım yavaş yavaş? Bunu da bitirdim gördüğünüz üzere. Arkadaşlar kendi ödevimi bitirdim. Eda'yı yalnız bırakıyorum. Şaka. Bugün kickboksa başlıyorum. O yüzden 4'teki randevumdan önce eve gidip bazı içerim halden lazım. Yemek gibi. Birkaç hafta sonra da sık sık göreceksiniz bizim birlikte. Evet dostlar, saat şu anda 3'e 10 var. Ben de artık eve gidiyorum. 2 gibi Başak gitti. Ben de birazcık daha baktım ve artık dönüyorum. Öğle yemeğimi evde yiyeceğim direkt. Pancar çorbam. 10 dakika falan sürer zaten. Yakınım şu an. Bu şekilde. Evde görüşürüz diyorum. Bu kadar. Evet dostlar, şimdi eve geldim. Kargolarım var. Bunları birlikte açacağız. Ama öncesinde çorbamı içeceğim. Biraz acıkmaya başladım. Saat 3'ü 10 geçiyor. Hemen çorbamı yiyeyim. Deniyorum. Tamam, kötü değil. Garip bir tatlı tadı var. Çorbada bu tatlı tadı pek sevmedim. Ama yani hiç içilmeyecek kadar da kötü değil. İçeceğim. Gönlüm isterdi bunun yanına ekmek yiyeyim ama olmayacak. Böyle bunu yiyeceğiz şimdi. Dostlar, bir de kargolarımı denemeli göstermek istedim. Şöyle bir Steady Wars'ın etek aldım. Boyu şöyle. Şurasında şöyle bir yırtmacı var. Benim böyle bir eteğim vardı aslında ama Erasmus'ta başına bir şeyler geldi ve artık yok. Ve bayağıdır böyle bir etek istiyordum, elbise değil. O yüzden çok mutluyum şu an. Tam istediğim gibi oldu. Bilmiyorum, botlarla, çizmelerle her şeyle güzel olacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir çanta. Bu aslında bana hediye geldi. Nisa'nın arkadaşım böyle bir çanta markası kurdu. İsmini yanlış telaffuz edebilirim. Simrina diye geçiyor markanın ismi. Linkini aşağıya koyuyor olacak. Ben de bu modelini seçtim. Rengi gerçekten çok güzel. Hani krem taş rengi arası bir renk. Tam yani benim kullandığım tonlarda. Bu şekilde size de göstermek istedim. Gerçekten çok beğendim. Özellikle böyle sapın uzun olması montlarla kalın şeylerle sizi rahatsız etmeyecek şekilde ve asla düşeceğini sanmıyorum omuzdan. Şöyle göstereyim bir de. Bu şekilde rengi de. Renk renk var, hani mavi var, siyah var, beyaz var, mürdüm rengi var, bayağı bir rengi var. Kesinlikle linkini koyuyor olacağım ve şu anda da yeni açıldığı için ön satış fiyatları çok daha uygun. O yüzden bakabilirsiniz. İçini de şimdi hemen size göstereceğim. İçi de bu şekilde. Yani şunların hepsi bunun içinden çıktı. Bayağı geniş. Minik bir iç cebi de var burada. Telefon sığacak kadar. Tam bir günlük çanta açıkçası. Çok heyecanlıyım bunu kombinlemek ve kullanmak için. Kesinlikle bunu kombinlediğim fotoğraflar falan da gelir Instagram'a. Videolarımda da çok sık göreceğinize eminim. Dokusu falan gerçekten çok güzel. Yani anlayabilirsiniz bence. Böyle çok heyecanlıyım bunu kullanmak için şu an. Dostlar saat şu anda 6'ya 10 var. Ben size bugün söylemedim çünkü gitmem olasılığımız vardı. Şöyle, biz bugün Harlem Show'a gideceğiz. Bu Harlem Show'un tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yani bak babam el hareketi yapıyor bana buradan da şöyle. Babam 1979'a gitmiş. 1989'a gitmiş. Tam 10 yaş 79 dedim. Neyse, böyle basketbolcuların şovu gibi bir şey tam olarak bilmiyorum. Ona gidiyoruz. Saat 7'de başlıyor. Gitmeme nedenimiz şu, annem siz görüşmeyeli diz kapağını kırdı. Anne, bir şey demek ister misin? Yok, demiyorum.
hakkımda hayırlısı. Şu anda orada 6'da olduğu için arkada oturuyor. O yüzden ve daha yeni olduğu için nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Annemin ne yapacağız orada bilmiyorum. Bu şekilde gidiyorum. Dediğim gibi detoksta olduğum için şu an benim bunu yemem gerekiyor. İsteyeceğim şöyle kara buğdaylı bir salata. Yanında da böyle bir şey. Bunun tadı bence kesin çok güzel. Böyle. Bu arada saçlarımı çok değişik yaptım. Hiç böyle bir saç yapmam normalde. Ama saçlarım yağlıydı. Ve bir türlü güzel olmadı yani. Ben de en son böyle bir şey yaptım da bilmiyorum. Böyle giyindim. Çantamda bugün size gösterdiğim çantayı aldım. Geldik. Annem DNA ile birlikte ben neden buradayım diye sorguluyor 2 saattir. Evet. İnşallah kazasız belasız evime dönerim. Biz bu bileti tabii aylar önce aldığımız için 2 ay önce falan ne bilelim böyle bir şey olacağını. Geldik. Harlem Show birazcık sıkıcıydı. O yüzden bir tık erken çıktık. İkinci aradan sonra biraz daha izledik sonra çıktık. Şimdi hemen bir yüzümü yıkamak istiyorum. Saat 9'u 10 geçiyor. Yüzümü yıkayacağım. Saçlarım hazır bu haldeyken yıkamak kolay oluyor. Sonra saçım önüme geliyor falan. Şöyle göstereyim. Şu miseler suyla ilk makyajımı çıkarıyorum. Ondan sonra La Roche-Posay'ın Effaclar serisinden şu jeliyle de yıkıyorum. Sonra yine bu efaklarla da tonikliyorum. Gece krem sürüyorum yatmadan önce. Çünkü buralarında benim hala sivilcelerim var. Böyle birazcık düzeltmeye çalışıyorum cildimi her zamanki gibi. Yani şu YouTube kanalında bir kere cildim %100 güzel. Bir kere oldu, bir daha da olmadı. Ay valla bir rahatladım ki şu yüzümü yıkayınca hele tonikten sonra şöyle bir serinlik geliyor yüzüme. Çok hoşuma gidiyor o serinlik. Evet. Arkadaşlar Asen Atalar YouTube kanalı açmış. Onun videolarını izliyordum şu an. Neyse son videoda bir yalanda gitmişler ve ben de bu yaz bir yalanda gitmiştim Ağustos'ta. Ve yemin ederim yaşadığı her şeyi yaşadım ve hani o kadar komiğime gidiyor. Çünkü direkt aynı hisleri yaşamıştım ben de. Çok hoşuma gitti video. Yani 2 video yüklemiş, ikisini izledim. Çok tatlı videoları var. Çok sevdim. Böyle özellikle bu Adalet Kulesi'nde ben de bindim ve çok korkmuştu. Şu anda 1:25 geçiyor. Ben de şu an yatıyorum. Yarın yine 9 civarlarında kalkmak istiyorum. Umarım uyanabilirim. Gördüğünüz üzere biraz YouTube'da takıldım. Daha sonra ders çalışmaya oturdum. Ama çok fazla çalışmadım. Yani tüm gündür zaten birazcık yoruldum çalışmaktan. Ve bugünlük yeteri kadar hissettiğim için evde çok odaklanarak çalışamıyorum. Böyle bir sıkıntım var ne yazık ki. Yani tam odaklanacağım diyorum. Sonra diyorum bir şeye sataşıyorum. Bir şeyler yapıyorum yani. Neyse. Sizleri çok seviyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Biraz uykum geldi. O yüzden biraz hızlı kapatmış gibi hissettim. Ama sizi seviyorum. Öpüldünüz.